Herkese iyi günler diliyorum. Bugün pazartesiden başlayıp cuma gününe kadar devam edecek olan eylemin ikinci günü. Ben bu okulda lise son öğrencisiyim ve arkadaşlarım da çeşitli sınıflardan arkadaşlarım da yanımda. Ben bu okulda 2 sene boyunca öğrenci oldum. Vardiyalı eğitimin kurbanı oldum. Bir nevi Yunan Devleti'nin de kurbanı olmuş bulunmaktayız. Bu durumdan muzdarip arkadaşlar olarak vardiyalı eğitimin nasıl bir eğitim sistemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani gerçekten vardiya ve eğitimin birbirlerinin yanlarına gelecek iki kelime olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Bu iki kelime yan yana gelemez. Dün bildiğiniz üzere tüm Batı Trakya'yı sarsan, İskeçe'nin kulaklarını çınlatan bir yürüyüşe imza attık. Yaklaşık 2000 veya 3000 kişinin katılımını gerçekleştirdiği bir yürüyüştü bu. Geçmişte dedelerimiz, babalarımız bir 29 Ocak programına imza attılar. Bu protesto gerçekten tüm dünyada ses getirdi. Ama 29 Ocak'ın o belirli günde yapılmasının çok önemli bir sebebi vardı. O gün dönemin liderleri Papandreou ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Özal Davos'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Yani dedelerimiz ve babalarımızın o günü seçmiş olmasının sebebi seslerini dünyaya çok daha iyi bir şekilde duyurmasıydı. Biz de protestoyu bu hafta yapacağımız için yarın biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Mitsotakis görüşecek. New York'ta görüşecekler. Biz de sadece okul istediğimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden niyaz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Okul istiyoruz. Bizim tek istediğimiz şey düzgün bir eğitim ve okul. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı olarak Lozan'dan doğan haklarımız var. Biz öğrenciler olarak bu haklarımızın özellikle eğitimde yerine getirilmesini Sayın Başbakanımız Mitsotakis'den ve Eğitim Bakanımızdan rica ediyoruz. Bizim amacımız ülkemize sorun yaratmak değil, var olan o sorunların çözümüne yönelik bizler de yardımcı olmak istiyoruz. Vardiyalı eğitim hangi ülkede uygulanıyor ki Yunanistan'da da uygulansın? Vardiyalı eğitim bizleri ve ailelerimizi yoruyor. Biz geleceğimizi inşa etmek ve önümüzdeki dönemlerde ülkemiz Yunanistan'a faydalı olabilmek için bir sekteye uğratıyor. Dolayısıyla bu bölücü değiliz. Biz bölücü değiliz, yapacağız bu ülkede. Sayın Başbakanımızdan bir an önce bu sorunu çözmesini talep ediyoruz.